Merhaba, ben Enes. Bugün Mibro markasının T1 model akıllı saatini inceleyeceğiz. T1 modeli şık görüntüsünün yanında malzeme kalitesi olarak da elimize aldığımız zaman premium hissettiren bir saat. Yine bu saatte Apple Watch'larda bulunan yan kısımda fiziksel bir tuş bulunuyor. Bu sayede saatin menülerini daha rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Yine telefonla görüşme yapma, müzik dinleme ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. Ürünün linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Ürün böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden mıknatıslı şarj kablosu ve kullanım kılavuzu geliyor. Saati ilk olarak elimize aldığımız zaman sert ve kaslı bir yapısı bulunuyor. Şöyle yan kısımları metal saatin, yani metalin soğukluğunu direkt hissedebiliyorsunuz. 1.6 inçlik 320x 360'lık AMOLED bir ekran kullanılmış. Yine bu saatin en dikkat çekici tarafı buradaki tuşunun çalışması, yani Apple Watch'larda olduğu gibi temalarını bu sayede değiştirebiliyorsunuz. Yine menülerine girdiğiniz zaman da menüler arasında da buradaki düğme sayesinde geçiş yapıyorsunuz ve hafif bir böyle tıkırtı gibi bir ses de yapıyor. Örneğin şöyle şurayı dinleteyim. Yani bu tekerleği döndürmenin güzel bir hissiyatı var. Kordon yapısına geldiğimiz zaman plastik bir kordon kullanılmış. Ancak dışarıdan bakıldığı zaman metal görünümünde 20 mm'lik kordonlar bulunuyor. Yine şu kısımlardan istediğiniz gibi çıkartıp değiştirebiliyorsunuz. Saatin alt kısmı plastik, yan taraflar ise metal yapılmış. Saatin 51.3 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Yani elinize aldığınız zaman ağırlığını hissediyorsunuz. Ancak kolunuzdayken, yani günlük kullanımda bir ekstra ağırlık hissettirmiyor. Yine tam olarak şöyle yan kısımlar görebildiğiniz gibi 3D1 efekt uygulanmış. Yani yan kısımlar biraz daha yanlara doğru yumuşatılmış. Yine şu kısımda da görebildiğiniz gibi böyle bir hat mevcut. Yani elinize aldığınız zaman premium bir ürün tuttuğunuzu hissedebiliyorsunuz. Yine bu bölümünde mikrofon, bu bölümünde ise bir adet hoparlör konumlandırılmış. Saati dokunmatik olarak kontrol ediyoruz. Ekrana dokunduğumuz zaman ekran uyanmıyor. Ya yandaki düğmeye basmamız ya da kolumuzu kaldırmamız gerekiyor. Ekran hızlı bir şekilde uyanıyor. Saatin ekran parlaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik ekran parlaklığı mevcut değil. Son seviyeye aldığınız zaman güneşli havalarda da rahat bir şekilde ekranı gözükebiliyor. Elimizi yukarı doğru çektiğimiz zaman son gelen burada 8 bildirimi görebiliyorsunuz. Aşağı doğru çektiğimiz zaman ise böyle bir kısa yol ekranı konumlandırılmış. Yine sağa doğru çektiğimiz zaman burada müzik çalar. Buradan dahili müzik çalara da geçebiliyorsunuz. Yine burada gece kaç saat uyuduğumuz haftalık olarak da görebiliyorsunuz. Yine 7 günlük hava durumu, nabız, günlük yaptığınız aktiviteler ve tekrar ana ekrana dönüyoruz. Saatin yanındaki düğmeye bastığımız zaman ise saatin menülerine ulaşıyoruz. Saati burada gördüğünüz iki farklı menüde kullanabiliyoruz. Bu tekerleği çevirdiğimiz zaman da biraz önce belirttiğim gibi menüler arasında geçiş yapıyorsunuz. İsterseniz de böyle elle de geçebiliyorsunuz. Herhangi bir takılma söz konusu değil. Menülerinde rahat bir şekilde gezinebiliyorsunuz. Bir miktar yazı karakteri büyük olarak tasarlanmış. Şöyle görebildiğiniz gibi yan kısımdan çevirerek de rahat bir şekilde saati kontrol edebilirsiniz. Yine telefon kısmında da kullanılıyor. Yani tüm yerlerde bu yandaki tekerlek kullanılıyor. Yani ayarlar kısmına geldiğiniz zaman da yandaki tekerlek sayesinde böyle aşağı doğru inebiliyorsunuz. Saatin kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyor. Yine 2 ATM'lik suyu dayanıklık seviyesi mevcut. Dalış yapmadığınız sürece rahat bir şekilde elinizi yıkayabilirsiniz bu akıllı saatten. Yine şu üst kısımda bir kısa yol konumlandırılmış. İçerisindeki hoparlöre bir su girdiği zaman buradan sert bir şekilde ses yapıyor ve titreyerek kendi hoparlörünü boşaltıyor. Genelde bu tarz hoparlör bulunan akıllı saatlerin hepsinde var bu özellik. Yine 20 spor modu, 68 teması ve 350 mAh'likte bir bataryası mevcut. Fabrika verilerinde 7 gün boyunca bataryasının gittiği belirtilmiş. Bu akıllı saati ben gerçekten de 7 gündür kullanıyorum. 6 gece koluma taktım. Hatta şuradan da uyku takibinden görebilirsiniz. Şu an itibariyle şarjıma baktığım zaman ise %31'lik bir şarjımın olduğunu görüyorsunuz. Yani batarya performansı olarak iyi bir iş çıkartıyor akıllı saat. Yoğun bir görüşme yaparsanız biraz daha az bir kullanım süresi elde edersiniz ama bence yine de vaat ettiğinden fazlasını sunuyor batarya performansı olarak. Evet. Şu an sesimi akıllı saatin mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Görebildiğiniz gibi şu an akıllı saatten biraz daha uzaklaştırdığım zaman sesim uzak geliyor. Normal yolda yürüyüş yapar gibi bu şekilde bir görüşme yaptığım zaman da sesimi karşı tarafa bu şekilde aktarabiliyor akıllı saat. Çevrede de epey fazla şu an gürültü mevcut. Yani yoğun gürültülü bir yerde akıllı saat üzerinden bir görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek akıllı saat. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen.
Evet, mikrofon performansını gördüğünüz akıllı saatin bence gayet iyi bir iş çıkartıyor. Yani telefonla görüştüğüm kişiler de akıllı saatten görüştüğümü anlamadılar. Karşı tarafa gayet net bir şekilde sesi aktarabiliyor. Burada karşı tarafın sesini alma açısından eğer bulunduğunuz ortam çok gürültülüyse yani saati kulağınıza tutmanız gerekebiliyor. Bu açıdan yani hoparlörleri çok çok yüksek değil. Yani bir normal telefonun sesi dışarıya vermesi kadar değil. Ancak yani normal bir ortamda yeterli bir yükseklikte karşı tarafın sesini duyabiliyorsunuz. Telefonla görüşme kısmında ise rehberinizdeki 8 kişinin numarasını buraya ekliyorsunuz. Telefon kısmına geldiğiniz zaman burada direkt bir arama da başlatabiliyorsunuz. Direkt aramayı çevirdiğiniz zaman direkt telefondan arama işlemi gerçekleşiyor. Kontak kısmına bastığınız zaman rehberinizden seçeceğiniz 8 kişiyi buraya ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede direkt üzerine tıklayarak bir arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine son arama kısmına bastığınız zaman da saat üzerinden yapılan son aramaları görebiliyorsunuz. Saatin görüşme özelliğini aktive edebilmek için ikinci bir Bluetooth bağlantısı olan bu bağlantıyı da gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman akıllı saatin adım sayarında bariz bir şekilde yüksek veya düşük olarak farklılık gözlemlemedim. 1000 adımlık bir test gerçekleştirdiğim zaman 1010 adım olarak ölçtü. Yine 1 saat boyunca akıllı saati koluma takarak arkadaki masada bir çalışma gerçekleştirdiğim zaman da adım sayarında bir artış olmadı. Nabız ölçümü açısından 24 saat boyunca nabız takibi gerçekleştirebiliyor bu akıllı saat. Buradan da ekstra olarak belli aralıklarda yükseğe veya düşüğe çıktığı zaman da uyarı almanızla alakalı bir yer konumlandırılmış. Parmaktan nabız ve kandaki oksijen miktarını ölçen bir oksimetre ile test gerçekleştirdiğim zaman akıllı saat o cihazla paralel sonuçlar verdi. Yine kandaki oksijen miktarını da kendiniz manuel olarak ölçebiliyorsunuz. Uyku kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saat gündüz uykularını ölçemiyor. Onun haricinde yattığınız saati ve kalktığınız saati doğru bir şekilde ölçebildi. 6 gece boyunca koluma taktım. Bir gece ekstra ben uyandıktan sonra bir yarım saat daha ekstra beni uykuda olarak göstermiş. Onun haricinde uyku takibi açısından iyi bir iş çıkartıyor denebilir. Spor takibi kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saatte 20 adet spor modu mevcut. Ekstra bir GPS mevcut değil. Akıllı saatin GPS'ini kullanıyor. Şöyle alt kısma bastığınız zaman zaman, mesafe ve kalori cinsinden hedef belirtebiliyorsunuz. Spor yapma ekranındayken müzik çaları kontrol edemiyorsunuz veya akıllı saatin kendi saatini göremiyorsunuz. Bunlar da olsa hoş olurdu açıkçası. Yine spor bitiminde elde ettiğiniz sonuçları akıllı saat üzerinden değil de uygulaması üzerinden görebiliyorsunuz. Burada bilgiler mevcut. Bundan işlerine girilmiyor. Yürüyüş yaptığımız zaman ise böyle bir durum oldu. Yani tam olarak ufak bir yazılımsal sorun olabilir. Haritada tam olarak yerimi işaretleyemedi. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman akıllı saat üzerinde bir hoparlör mevcut. Arama geldiği zaman akıllı saat çalıyor. Ancak normal bildirimlerde mesaj sesi gelmiyor. Son gelen 8 bildirimi gösterebiliyor. Mesajları bir kere okuduktan sonra mesajlar otomatikman siliniyorlar. Gösterdiği karakter sayısı açısından yani yazı karakteri bir miktar büyük olduğu için mesajları sonuna kadar gösteremiyor. Gördüğünüz gibi bu kadar uzunluktaki mesajları gösteriyor. Herhangi bir fotoğraf veya emoji geldiği zaman da akıllı saat üzerinden göremiyorsunuz. Bir arama geldiği zaman bu aramayı reddedebiliyorsunuz ama sessize alamıyorsunuz. Bildirim geldiği zaman akıllı saatin ekranı isterseniz uyanıyor, isterseniz de uyanmıyor. Bunu buradan kendiniz seçebiliyorsunuz. Yine görebildiğiniz gibi bu uygulamalardan istediğiniz gibi bildirimleri alabiliyorsunuz. Diğer seçeneği olmadığı için bankacılık tarzı uygulamalardan bildirim alamıyor. Ancak burada epey fazla sayıda uygulamada mevcut ve hepsinden bildirim alabiliyor akıllı saat. Yine saatin bildirim alırkenki titreşim seviyesini de buradan 3 kademeli olarak seçebiliyorsunuz. Tema kısmına geldiğimiz zaman akıllı saatin üzerinde 3 adet sabit tema bulunuyor. Bir tane temayı da kendiniz yükleyebiliyorsunuz. Ekrana basılı tuttuğunuz zaman temalar arasında geçiş yapıyorsunuz veya yandaki düğmeyi çevirdiğiniz zaman direkt 1. tema, 2. tema ve 3. tema olarak bunlar sabit. Diğer temayı ise kendiniz ekstra bu 68 tema içinden seçebiliyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi arada güzel temalar mevcut. Yine kendi istediğiniz bir resmi de akıllı saatin ekranına koyabiliyorsunuz. Ekran kalitesi ve çözünürlüğü üst seviyede olduğu için temalarda gayet güzel bir şekilde gözüküyor akıllı saatte. Yani burada devamlı açık ekran özelliği de olsaydı eğer gayet hoş olurdu. Akıllı saatin şöyle bir menülerine yakından bakacak olursak burada görebildiğiniz gibi spor, günlük yaptığınız aktiviteleri görebiliyorsunuz bu alt kısımdan. Yine geri gelebilmek için yanındaki düğmeye basmanız ya da ekranı sağa doğru kaydırmanız gerekiyor. Yine nabız, kandaki oksijen miktarı, bulunduğunuz konumdaki basıncı görebiliyorsunuz buradan. Yine burada nefes egzersizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu yaparken
yine titriyor akıllı saat. Bu da güzel olmuş. Bazı akıllı saatler titremiyor. Yine burada MET, siz aktivite yaptıkça puan veren bir sistem bulunuyor. Yine burada telefon, müzik kısmı, zamanlayıcı kısmı ayarlayabiliyorsunuz. Bu da yine arka planda çalışabiliyor. Yine buradan bir direkt alarm başlatabiliyorsunuz telefona ihtiyaç duymadan. Telefonu bul, kronometre, yine bu kronometre arka planda çalışabiliyor. Mesajlar, hava durumu ve ayarlar kısmı bulunuyor. Yine ayarlar kısmında da titreşim seviyesini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yine ayarlar kısmı da bu şekilde konumlandırılmış. Burada direkt güç tasarrufunu alarak da saatin daha uzun süreler boyunca kullanabiliyorsunuz. Saatin dahili müzik çalar kısmına geldiğimiz zaman, yani şu an telefondan çalıyor örneğin. Buradan müziği kontrol edebiliyorsunuz. Ekstra buradan yerel oynatma kısmına bastığınız zaman da ikinci bir bağlantı gerçekleşiyor ve buradaki hoparlörden içeriği tüketebiliyorsunuz. Yani çok yüksek değil. Ancak sessiz bir ortamda bir sohbet dinlenebilir. Burada bir dahili hafızası bulunmadığı için yani bir kulaklık bağlayamıyorsunuz akıllı saate. Bu şekilde bir kullanım senaryosu mevcut hoparlörünü. Yani ses yüksekliği çok yüksek değil ancak net ve temiz bir sesi bulunuyor. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman akıllı saati MiBroFit uygulamasıyla birlikte kontrol ediyoruz. Uygulamayı açtığımız zaman böyle görebildiğiniz gibi günlük yaptığınız adımlar, spor kayıtları, uyku takibi, yine kalp atış hızınız, kandaki oksijen miktarı ve MET olarak bir Xiaomi'nin Pay ödül sistemine benzeyen, siz aktivite yaptıkça size puan veren bir puanlama sistemi bulunuyor. Yine burada yorgunluğunuza da belli bir puan veriyor akıllı saat. Ekipman kısmında burada akıllı saatin diğer tüm ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Kadran ayarları, bildirim ayarları, hava durumu, sağlık hatırlatıcı gibi burada görebildiğiniz gibi oldukça ilginç özellikler sunulmuş. Bunlar gayet kullanışlı oluyor günlük kullanımda. Yine burada kişiler rehber ekleyebiliyorsunuz. Saati bul ve fotoğraf çekme talimatı verebiliyorsunuz buradan. Görebildiğiniz gibi fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yine burada diğer ayarlar kısmına bastığımız zaman da sağlıkla alakalı burada ayarlar kısmı mevcut. Buradan bir yazım güncellemesi yapabiliyorsunuz. Bu ben kısmından ise burada size bir puan veriyor akıllı saat. Görebildiğiniz gibi burada achievement, yani ödül sistemine benzeyen ödüller var. Bunları kendiniz takip edip alabiliyorsunuz. Yine şu sağlık raporu kısmından da tek ekrandan hem adım sayınızı, uyku sayınızı ve kalp atış hızınızı takip edebiliyorsunuz görebildiğiniz gibi. Libro T1 modeli ekran kalitesi, şık tasarımı ve malzeme kalitesi başarılı olan bir saat. Yine telefonla görüşme yapma, müzik dinleme ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. Spor kısmındaki haritalama gibi bazı ufak tefek yazılımsal düzeltmeler gelirse eğer çok hoş olur. Siz T1 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.